İsmail Kılıçarslan, sağ ellerimiz hünerini unuttu. 14 Mayıs 1948, David Ben Gurion, Birleşmiş Milletler paylaşım planına göre İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Filistinliler için bugünün adı artık Nekbe yani felaket günüydü. O günün hemen ertesine 15 Mayıs'a gidelim. O gün Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları bir günlük İsrail Devleti'ne savaş ilan edeceklerdi. Larry Collins ve Dominic Lapierre kaleme aldıkları önemli kitapları Kudüs, Ey Kudüs'te 15 Mayıs sabahında yaşananları şöyle anlatırlar. Kahire Radyosu savaşçı açıklamalar yapmayı bitirdiğinde güçlü bir kadın sesi işitildi. Hiçbir söylev, hiçbir askeri marş, hiçbir kahramanlık şiiri Arap dünyasının halk yığınlarını bu ses kadar coşturamazdı. Bu ses Ümmü Gülsüm adlı şişman bir şarkıcının sesiydi. 15 Mayıs sabahı başlarken şarkın bütün radyoları onun şarkısını dinlemek için açıldı. Seçtiği uzun hava dinleyicileri kadar bunu dile getiren ses içinde evrensel bir çekiciliği olan yeri Kudüs'ü yüceltiyordu. Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Riyad Sulh kızlarının odasına girdi ve radyonun yayınladığı ürpertici şarkıyı dinlemeleri için onları uyandırdı. Ümmü Gülsüm, peygamberin üzerinden gökyüzüne yükseldiği kayayla ilgili şarkısını bitirdiğinde genç Ali'ye babasının gözlerinden yaşlar aktığını gördü. Ateşli bir yurtsever olan Riyad Sulh allak bullak olmuştu. Şöyle fısıldadı. Allah'ım, Allah'ım ne olur bu kayanın hep bizde kalmasını sağla. Milattan önce 600'lü yıllara gidelim şimdi de. Buhtun Nasır olarak da bilinen kudretli Babil kralı Nebukadnezar Kudüs'ü ele geçirmiş, şehirdeki tapınakları tarumar etmiş, tüm Yahudi halkını sürgüne göndermişti. Kudüs çok kısa bir sürede Yahudilerden arındırılmıştı. Yeni nesillerin bu yıkımı unutmamaları ve bir milli birlik geliştirmeleri için Yahudi din adamları eski ahitte şu cümleleri koydular. Seni unutursam ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun, seni anmaz Kudüs'ü, en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma yapışsın. Harimimize girilmişken, Kur'an'ımız yerlere atılıp çiğnenmişken, Mescid-i Aksa'dan başlayarak bütün Filistin Müslümanlardan arındırılmaya çalışılıyorken, bu iki tabloyu hep aklımızda tutmak, zihnimizden hiç çıkartmamak gerekiyor hadi şunun adını dürüstçe koyalım bunu riyat sulh'un iyi ya da kötü biri olduğunu dışarıda tutarak söylüyorum dünyanın hangi müslüman ülkesinde hangi liderinde ümmü gülsüm'ün şarkısını dinlerken ağlayan riyat sulh'unkine benzer bir tutku var kudüs'ün özgürlüğüyle ilgili Şöyle şöyle olursa İsrail'in güvenliği tehlikeye girer şeklinde tuhaf, menfaatperest açıklamalar yapan İran'da mı? Gazze'ye giden tünelleri bombalayan, hatta Gazze sınırına duvarlar örmeye hazırlanan Mısır'da mı? Seslerini bir türlü duyamadığımız, tepkilerini bir türlü göremediğimiz zengin körfez ülkelerinde mi? Biraz başını kaldırdı diye başına gelmedik kalmayan, kendi varlığını devam ettirme konusunda son derece zorlu bir yola giren Türkiye'de mi? kabul edelim. Biz dünya Müslümanları Filistin davasını, Kudüs davasını, Aksa davasını neredeyse hiç umursamıyoruz. Mescidimize girildiğinde biraz sesimiz çıkıyor, çocuklarımız öldürüldüğünde birazcık efkarlanıyoruz, sonra real politik isimli o azgın canavarın gazabından korkarak mağaralarımıza çekili veriyoruz. Hepsi bu. Üstelik ne acıdır ki çekildiğimiz mağaralara Cebrail değil şeytan geliyor her seferinde. Öyle ki aramızdan bazıları Mescid-i Aksa baskını için İsrail askerleriyle cami cemaati arasında gerginlik çıktı yazı veriyorlar mesela. Bunu bilerek, kasıtla, isteyerek değil, dalgınlıkla ve sehven yazı veriyorlar. Ve asıl sorun da tam olarak burada bu dalgınlıkta bu sehven yaşayışımızda kendi varlığımızın devam etmesi dışında hiçbir şeyi gerçekten önemsemiyor oluşumuzda yaşadığımız dünyadan da hesaba çekileceğimizi her seferinde özenle unutmamızda Kudüs dalgınlığımıza geliyor. Kahire dalgınlığımıza geliyor. Şam dalgınlığımıza geliyor. Sağ ellerimiz hünerini unutuyor günden güne. Yapılacak bir şey yok. Dünya konjonktürü Müslümanların aleyhine deyip sini veriyoruz. Konjonktür denen şey her neyse onu Aksanın Kudüsün Filistin'in sahibinden daha güçlü sayıyoruz ve hayır böyle giderse korkarım ki Aksanın Kudüsün Filistin'in sahibi hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Ne diyordu Al Pacino? Yoğurdu buldun bir de kaymak mı soruyorsun? Senin bu saydığın İslam ülkeleri çok sert açıklamalar yaptılar ya yeğenim. Da ne etsin adamcağızlar. İsmail Kılıçarslan yeni şafak.